Merhaba gençler, Airborne Kingdom'ın 10. bölümündeyiz. Bu sefer hangi bölümde olduğumu gerçekten biliyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son olarak buradaki krallıkla müttefik olmuştuk. Ve başlamadan önce yine her zamanki gibi hızlıca kaynaklarımızı kontrol edelim. Yiyecek sorunumuz yok. Biraz su ihtiyacımız varmış. Şuradan hemen suyu alalım. Hızımızı da 3'e getirelim. Daha hızlı bir şekilde toplansınlar ve... Gördüğüm kadarıyla bir şey sorunumuz var. Ağırlık sorunumuz var. Ve şurada bir şey var gençler. Aynı zamanda şurada da bir şey var. Bu sanırım altın küre göreviyle ilgiliydi. O nedir bilmiyorum. Ona bir yaklaşalım. Önceki bölümde kaydı bitirdikten sonra onları görmüştüm. Ve şimdi ne olduklarını kontrol etmek istiyorum. Suyumuz tamamlanmak üzere. Neyse biz bir tıklayıp görelim. Evet. Bu Gardens görevi. Tamam. İki taneyi keşfetmiştik. Bu sanırım üçüncü oluyor. Aynen öyle. Peki ne diyor? Neymiş? Çok merak ettim. Diyor ki çevresine huzur yayarmış. Böylece ev sakinlerinin tüm hoşnutsuzlukları ortadan kalkar. İşte eğimden kaynaklanan hoşnutsuzluklar, hoş olmayan bir binanın yakınında yaşamak veya herhangi bir sorun yaşayan insanların hoşnutsuzluklarını gideriyormuş. Ve bu bina benzersizdir diyor, yalnızca bir kere yerleştirebilirsin. Peki bir saniye, bir saniye gençler. Haritadandı sanırım. Golden Shapers, altın küre. O zaman bu altın şu mu? Evet, o da altın küre ise onu da bitireceğiz. Ne kalıyor? Büyük kütüphane kalıyor. Fakat büyük kütüphane ile ilgili herhangi bir şey henüz daha bulamadık. Bakalım bu bize ne verecek? Dur şurada. Peki, diyor ki gök cisimlerini takip ederek tüm dünyanın haritasını bize gösterirmiş. Vay, bu bina da benzersizmiş ve sadece bir kere yerleştirebiliyorsun, tek bir tane kurabiliyorsun. O zaman gençler bir saniye, benim aklıma çok hoş bir fikir geldi. Şu bakacağım, Wonders buraya açıldı. Oo, bayağı büyük bir binaymış bu. Bir saniye. Ama yapamayacağız. Şundan dolayı yapamayacağız. Bizim bir ağırlık problemimiz var. İzninizle. Tamam. Şunu şöyle biraz kaydırsam. Şunu böyle alsam. Bu kaç kare? Bir saniye. 1, 2, 3, 4 kare. Emin değilim ama sanırım bunu böyle... 1, 2, 3, 4 kare. Onu uca taşısam ve şuraya lift için aynen ve aynı şekilde bunu da şu tarafa taşıyacağım. Fakat evet, bir oyunu açalım. Süre akmaya başlasın. Hayır, dur lütfen, dönme. Bu muhtemelen oradaki sıkıntıyı giderecektir. Oyunu durdurdum. Aynısını buna da yapabilirim. Önce şunu... hayır, onu değil tabii ki. Önce bunu şöyle bir taşıyalım. Nasıl yapmıştık? Bunu bir sağa mı taşımıştık? Evet. Bir
2. Şunu da şöyle yapmıştık sanırım. Oyunu bir açalım. Ne diyor? Niye üretemedim? Hı, şimdi tamam. Bir saniye dur. Şu an yükseklikle ilgili sorunumuzu çözdük ama henüz daha işimiz bitmedi tabii ki. Sen, bu iki katlı bir binaymış. Onu şimdilik şöyle bir ayarlayalım. Seni de şuraya. Güzel. Bunları düzelteceğim tabii ki gençler. Ama bir şey yapmak istiyorum. Yer açmak istiyorum. Sonra göreve kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi be, yanlış yerleştirdik. Sadece ağaç tüketiyor olması iyi. Yoksa gerçekten sıkıntı. Peki, şimdi olacak sanırım. İşte böyle bir şey düşünmüştüm. Ve evet, onları çevreledim. Hatta bunu da çevreleyeceğim. Zamanı bir açalım, akmaya başlasın. Şu binaları nereye koyacağımıza karar verelim. Bir de şey var tabii ki, bir saniye, diğer Wonders binasını da yapalım. Haritayı açacakmış. Bir saniye, onu koymadan önce bir etkisini görmek istiyorum. Peki. Bunları şöyle koyabilir miyim? Koyamam. Aslında koyarım. Niye koyamayayım ki? Yani bunu yapmak için bana ne engel oluyor? Hiçbir şey engel olmuyor gençler. Bir açalım. Yani biraz absürt durmuş olabilir. Şimdilik şöyle dursun. Güzel. Seni de üzerine koyuyoruz. Peki. Şimdi şu yiyecekle ilgili binayı şöyle alalım. Bence bu iş oldu. Hani çok da kasmamak lazım. Ne açtık? Tamam. Bir saniye. Şunu artık açsak hiç fena olmaz. Çünkü hayır, onu değil. Şunu açalım. Bizim kömür üretmemiz lazım. Daha sonra bunu açarız. Ve diğer diğer Wonders binası nerede? Tam ortalayamıyoruz. Yani çok ilginç bir şey ama yapacak. Evet. Bu konuda yapacak pek fazla şeyimiz de yok. Şimdi bir şeyler oluyor. İnsanlar gittikçe mutsuzlaştı. Sıkıntılarına bakacağız. Hatta hızlıca bakalım. Şunlara bir klinik verelim. Önceki bölüm bu kliniği yıkmıştık gençler. Ve şu dekoratif işlerle aslında uğraşmak çok
istediğim bir şey değil. Fakat ışıklandırma. Cam yok. Ne güzel. Tamam. Muhtemelen buradaki işimiz bitti. Biz karşıdaki krallığa doğru hareket edelim. Mutsuzluklarını gidereceğiz. İşte giderilmeye başlandı zaten. Bir ışık koyduk ve herkes mutlu oldu. Şuradan biraz kuvars toplayalım ve cam üretelim. Ürettiğimiz camı da haritaya bakacaktık. Keşfedilmemiş yerler gri görünüyor. Bakın şurada evet. Büyük kütüphane buradaymış. Peki gençler, bunların hepsini çözeceğiz. Oyunu durdurdum. Bu nedir? Konfor alanını şey yapıyor. Yani geniş bir alanda konforsuzluk yaratıyor. O alanı küçültüyor ama gerek kalmadı. Çünkü şeyi koyduk. Şunu üretelim. Bu arada bir saniye, biz neredeyiz? Tamam. Hazır şu işe girmişken. Nerede? Cam istiyor. Camı üreteceksin diyor. Yoksa bu işi yapamazsın. Peki. Yiyecekle ilgili pek bir sıkıntımız yokmuş gibi görünüyor. Durdurdum. Şunu bir daha arttırdım gençler. Çok fazla zaman kaybetmeden hızlıca yapmaya çalışıyorum ki görevleri bitirebilirim. Çok fazla sis, bulut falan, yani hiçbir şey göremiyorum. Fakat haritanın açılmış olması beni gerçekten çok mutlu etti. 10 kişiyi oraya gönderelim. Buradan da cam üretmeye başlamışız. Şuradan bir azaltıp şuraya bir arttırırsak, dur bakalım. Biz krallığa geldik tabii ki. Ama krallığa başlamadan önce şey yapsam hiç fena olmaz. Şu geldi. Şurasını düşünmüştüm. Cama ihtiyaç var. Cam olmadan bunu üretemezsin. Peki. Tıklayalım ve bize ne göstereceğini, bize ne vereceğini görelim. Diyor ki, giyim ve barınma dahil her şey Asrock Landing içinde paylaşılıyor diyor. Hiçbir şey hiçbir kimseye ait değil. Hatta bir hükümdarları bile yokmuş. Çok ilginç. İkinci tarihçi Mahmud'un Zamanımızın Krallıklarından eserinde bir alıntı var. İşte paylaşmanın, iyilikseverliğin eşiğine geldiğini söylüyor buranın halkı ile ilgili. Evet. Öyle özetledim. Bu neymiş? Yüksek maliyetliymiş. Üretimi yani yüksek maliyet. Yakıt tüketmiyor. 4 işçiye ihtiyacı var ve hız sağlıyormuş. Alalım. Bizim hızımız %52 görünüyor. Görevine bakalım. Bir talepleri var diyor. Çünkü kehanet Airborne krallığının insanlara yardım ettiği ve insanların yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor diyor. Asrock Landing'de bol miktarda yiyecek, su ve pamuk varmış. Ama pek çok inşaat kaynağından yoksunmuşlar. Yani siyah kayalık mı? Siyah levha mı? Neyse, siyah levhaların üzerinde birçok geçici barınak görüyoruz diyor.
Evet, kaynaklarımızla daha kalıcı evler inşa edebilirsek efsaneye inanacaklarmış. Tamam. 5 tane cam istiyor. Satın alabilirsek 5 tane cam. Vay, burada cam yok. Cam üretimimiz ne aşamada? Cam üretimimiz şu an zayıf görünüyor. Evet. Cam üretimimiz gerçekten zayıf görünüyor gençler. Bu konuda ne yapabilirim? Geriye dönüp oradan cam satın alabilirim. Ama öyle mi yapsak? Öyle yapalım. Hadi gidelim de cam satın alalım. Yiyecek çıkartmayı da bırakın artık. Kömüre ihtiyacımız var ya. Bir saniye. Neyse, durdurmadım. Durdurmaktan vazgeçtim. Ne ekleyebiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Su tüketimini azaltmak için onu ekledim. Boş kalmaktansa hemen çalışsın. Buralarda bilemiyorum. Tamam. Ya benim, evet, buradan cam satın alacağız. Market. Bu muydu? Buydu. Ama onlar cam mı istiyordu? Şu an bakın hiç emin olamadım gençler. Şundan da istiyor olabilirler. Ben öncelikle biraz cam alayım. Hatta 5 tane canvas alalım. Bir saniye. Evet. Canvas için ağaç verelim. Güzel. Cam da almak istiyorum. Çünkü bir şeyleri hızlandırmam lazım. Cam içinde tamam. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yapmak istediğim şey aslında evet, ağacı tüketerek kömür üretme derdindeyim. Bakalım ne olacak? 0.6'ya düşürdük. Hadi ama. Daha ne kadar düşüreceğiz? 0 mı? Peki. Bir tane daha koysak. Bir tane daha koyarsak artıya geçeceğiz. Ve bir daha kömür ihtiyacımız olmayabilir. Tıkladım. Evet, şeymiş. Canvas'mış. Verdik ve onlara ev üreteceğiz. Bu süre tamamlanana kadar biz de burada bekleyeceğiz. Hazır beklerken o nedir? Oraya doğru bir yaklaşalım. Dur bakalım. Bir kişiyi de oraya gönder. Oldukça ilginç oldu. 3 tane ürettik değil mi? Bizim elimizde cam var. Sokak lambalarını hızlıca yerleştirmek istiyorum. Çevreyi de aydınlatmış olduk. Yani onları jübilente çıkartmaz. Fakat bu halleriyle de bence yeterlidir. Bitmesini bekliyoruz. Peki. Evet, diyor ki kaynaklarımız ve ortak çabalarımız sayesinde evler kısa sürede tamamlandı. Hatta birkaç kişi bize katıldı diyor. Eski barınaklarının altında şimdi siyah kayaları hasat edebileceğimizi görüyoruz diyor.
Uzun zaman önce Landers daha fazla inşaat kaynağı bulmak için bir ekip göndermiş diyor araştırmaya. Artık kalıcı evleri olduğuna göre bu grubu, ekibi geri getirebiliriz. Onları geri getirebilirsek herkes mutlu olacakmış. Peki. Haritamıza grubun gittiği yönü işaretliyorlar diyor. Gezgin Landers'ları yeni evlerine geri getirmeliyiz. Ve ikinci tarihçi Mahmud'un kehanetleri gerçekleştirmekten bir alıntısı var. Landers halkının kömüre ihtiyacı yoktu diyor. Bir kez bile kömür çıkartmayı düşünmemişler. Evet, bize bu ayrıcalığı seve seve verdiler diyor. Yani al bu kömürü çıkart. Bu arada gezgin bahsediyor, gezginlerden bahsediyor. Bu gezginler şey mi? Zaten artıya çıktık, kömür toplamamıza gerek yok ki, kömür nerede? Bu gezginler bizim önceki bölüm bulduğumuz gezginler olabilir mi gençler? Arkada bir yerdeydiler. Şu tarafta bir yerdeydiler. Su kulesi, evet, su kulesi gibi bir şey vardı. Sanırım oradalar. Oyun bir anda boyut değiştirdi ya. İki tane şeyi hızlıca bulmamız, Wonders görevini tamamlamamız oyunda boyut oyunda bir şeyleri atlamamıza yol açtı. Şimdi ben hazır ağaç varken az da olsa şurada bir ev var ve şurada bir tane var. O ikisini yükselttim. Tamam. İyice yaklaştık. Bunu da açtık. Oradan bize birkaç kişi katılacaksa ihtiyacımız olacak. Bu arada neyse. Şurada bir dur bakalım ya. Bir dur. Oo, bayağı büyük bir bina bu ya. Onu şöyle koysam nasıl olur? Şöyle bir şey yapacağım. Benim ağaca ihtiyacım var. Buralarda ağaç falan. Şuraya bir yaklaşsak gençler. Yani odun, evet, ağaç, her neyse. Ona bu kadar ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim ki uzun bir süredir ihtiyaç duymuyorduk. Bir saniye, tam olarak yapmak istediğim şey aslında bu değildi. Birebir hizalama istiyordum. Evet. Şimdi oldu. Bence yeterlidir. Daha fazla şey yapmayın. Bir grup yorgun gezginle karşılaşıyoruz. Asrock Landing'i bilip bilmediklerini soruyoruz ve kaşlarını çatıyorlar diyor. Bunlar Asrock Landing'den gelen arama ekibi, araştırma ekibi. Sığlıkların derinliklerinde kaybolmuşlardı ve çoğu eve dönmek istiyor. Onları zaten bir önceki bölüm keşfetmiştik. Hatta önceki bölüm bunun bir görevin parçası olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Haklı çıkmışım. Ama tanıştıkları insanlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradılar ve biz de onlar için bir istisna değiliz diyor. Geri dönüş yolculuğunu yapmak için malzemeye ihtiyaçları var. Sadece yiyecek ve su verebilirsek bize katılırlar. Aksi takdirde onlar için güvenilmez sayılıyoruz diyor. Güvenilmez insanlarmışız.
İkinci tarihçi Mahmud'un gezi hikayelerinden bir alıntı var. Onların suskunluklarını suçlayamayız diyor. Çünkü acımasız dünya onlarda çok derin yaralar bırakmış. Su ve yiyecek 15'e 15. Yeterli miktarda kaynağımız var, verelim. Diyor ki gerekli malzemeleri veriyoruz. Şimdilik bize güvenebileceklerini biliyorlar ve çoğu Asrock Landing'e yaptığımız yolculukta bize katılmayı kabul ediyor. Çoğu kişi. Peki. Tüm herkes katılmadı diyor. Çünkü bazıları geride bir aile bırakmamıştı. Ve sığlıkları daha fazla keşfetmek istediler. Ama pek çoğu geldi ve yolculuğa hazır. Tamam. Evet, birkaç ev dikmemiz işe yaramış. Su ve yiyecek diyor. Ya şu sis gerçekten sıkıntılı. Şuradan biraz yiyecek alalım gençler ve geri dönelim. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Su kaynağına da ihtiyacımız var. Ama buralarda su kaynağı yok gibi. Ben bir de haritaya bakmak istiyorum. Yani büyük, evet, büyük kütüphane burada. Şimdi önümüzdeki bölüm başlamadan önce ben gidip buradaki büyük kütüphaneyi alacağım. Artık haritayı görebildiğimize göre hiç sıkıntı değil. Daha sonra zaten yolculuğumuz buraya doğru gideceği için bir büyük kütüphane de orada var. Onu da alacağız. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsünün nerede olduğunu bilmiyorum. Üçüncüsü de burada bir yerde olması lazım. Üçüncüsü de burada. Evet. Şunu ve bunu ben alırım gençler. Ve önümüzdeki bölüm buradakini de alırız. Ne işe yaradığını da öğrenmiş oluruz. Evet. Nereye gidiyorduk? Tamam. Bir an kafam karıştı. Kanvas üretmemiz lazım tabii ki. Ama kanvas üretmek için toplamamız gerekecek. Gerçi üretiyoruz. Yiyecek sıkıntımız yok. Bir yerden su bulmamız gerekecek. İşte orada su kaynakları var. Güzel. Hızımız tam olarak %50. Belki hızlandırıcı bir şeyler koyabiliriz. Kömür tüketimimiz artık yok. Kendi kendine kömür üretecek bir duruma geldik. Peki. Kayıp Landers insanlarını geri getirdiğimizde Asrock'ta, evet, Asrock'ta yüzlerden sevinç ve gözyaşı akıyordu. Arama ekibi ve akrabaları yeniden bir araya geldi ve bugün onlar için neşeli bir gündü. Arama ekibinin birkaçı geri döndü ve bize katılmak istiyor. Yolculuk boyunca güçlerini geri kazanmışlardı diyor. Onlara sahip olduğumuz için mutluyuz. Evet ve bir skyport inşa etmemizi istiyor. Her zamanki gibi 10 tane şeye ihtiyacımız varmış. Biraz yavaşız tabii ki bu konuda. Henüz daha elimizde 4 tane var. Yani gidip satın alabiliriz. Ki en sağlıklısı sanırım öyle olacak. Ya da bekleyeceğiz gençler, bilemiyorum. Şuraya bir yaklaşayım.
üretim şu an üretiyor muyuz? Şu an üretiyoruz. Biraz daha hızlı üretmenin bir yolu olsa çok iyi olurdu. Bu arada evet, su tüketimi bittikten sonra şunların üçüncü katlarını açmayı düşünüyorum. Ben onlara biraz pamuk vereyim ki evet, 6 oldu. Tamamlanacak. Sadece sabırlı olmamız lazım. Aa, bakın buradaymış. Kömür kaynakları burada belirdi. Orada ormanlık arazi var. Şunları da almak için yaklaşabiliriz. Yiyecek tüketimimizi çok yüksek gördüm. Su tüketimi, yani suyla ilgili şu binalardan. Bu arada artık bunlar çevrelerini rahatsız etmediği için binanın, daha doğrusu uçan krallığın yapısında biraz değişikliğe gidebiliriz. Bir şeyleri taşıyabiliriz falan filan. Şu boşluklara mesela ev mi yerleştirsek? Şöyle. Dokuz oldu. Birazdan ona tamamlanınca görevi teslim edeceğim. Depolarımızın kapasitesini arttırmamız lazım. Yükseklikle ilgili yine sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Yüksekliği çözmek için nasıl olsa kömür üretebiliyoruz. Belki şunlardan bir tane daha koyabiliriz gençler. Bakalım. Şöyle koysak, öne 1, sağa 3. Öne doğru zaten 1 derecelik eğim var. Belki onu farklı bir yere koyabiliriz, ne bileyim. Şu an kararsızım. Peki, 10 oldu. Teslim edelim ve Skyport'ta yapılsın. Ben şey yapmak istiyorum. Bir saniye. Cam istiyor. 10 tane camım var. Bir oraya koydum. Bir buraya koydum. Kaç tane camım var? 15 tane daha. Su tüketimi ne oldu? Eksi 1'e düştü. Güzel. İki krallık daha var sanırım. Eğer her birinde 4 adet varsa burada 2 krallık daha olması lazım. Daha sonra hikaye mi bitiyor yoksa açık dünya olarak? Evet, muhtemelen hikaye bitecek ve açık dünya olarak buzlarla kaplı bölgeye gitmemiz talep edilecek. Yani oralarda takıl diyecek. Yine günde 6 tane pamuk verecekmiş. Güzel. Gençler, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.